Herkese merhaba arkadaşlar. 3 boyutlu sohbetlere hoş geldiniz. Ben Kemal. Online koçunuz olarak da beni tanıyorsunuz. Bildiğiniz gibi 3 boyutlu sohbetlerle her cumartesi burada buluşup daha uzun çalışmak, daha derin anlamak ve bakış açımızı genişletmek için birlikte sohbet ediyoruz. Bugünkü sohbet konumuz sizsiniz arkadaşlar. Hatırlarsanız sizden videoların altına yorum olarak bize sormak istediklerinizi sorun demiştik. Ve bu videoda da sizden gelen soruları yanıtlayacağız. O zaman hiç vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım. İlk soru uzun bir soru. Merhaba, ben 22.00'da uyuyup 3'te kalkıyorum. Bir sıkıntı olur mu? Bir soru daha var ama önce bunu yanıtlayayım. Aslında bu soruyu Aralık ayı videosunda cevap vermiştik. Arkadaşlar, sınav sabahı kaçta kalkacaksınız ve bir gün önce kaçta yatacaksınız, bence uyku düzeninizi ona göre ayarlamaya çalışın. Yani tabii ki bir iki saat fark edebilir ama tutup da sınav sabahı 7'de kalkacakken 3'te kalkmayın bence. Ama tabii ki herkesin çalışma yöntemi farklı. Benimki sadece genel olarak bir öneri. Ve soru şöyle devam ediyor ve bir şey daha sormak istiyorum. Ben TYT matı neredeyse bitirdim. AYT hiç yok bende. Hem fen olsun hem matematik, TYT, fen ve AYT konuları yetişir mi sizce? Hedefim tıp. Yani şimdi bu yetişir mi soruları da birazcık sıkıntı. Sonuçta herkesin kapasitesi farklı, herkesin çalışması farklı. Ama burada da tavsiyem yetişir miye düşünmekten ziyade elinizden geleni yapmaya odaklanın. Ve bir an önce de AYT'ye başlayın. Bence AYT'ye yani 11. sınıfın yazından beri başlanması gerekiyor zaten. O yüzden daha fazla vakit kaybetmeyin bence. Diğer soruya geçelim. AYT'ye yeni başlayacağım, sizce geçme. Bunu buraya bilerek koydum arkadaşlar. Çünkü bu soruları soranlar çok fazla vardı. Hem benim kişisel YouTube kanalımda olsun hem burada olsun. Gördüğünüz gibi sadece siz bunları dert etmiyorsunuz. Yani öldüm bittim modunda olmanıza gerek yok. Önceki soruya da verdiğim cevap gibi lütfen artık bunları düşünmeyi bırakın. Çünkü biri size yetişmeyecek dediğinde çalışmayı bırakmayacaksınız sonuçta. Ya da yetişir ya dediğinde tamam zaten yetişirmiş deyip lay lay lüm çalışmayacaksınız. O yüzden lütfen sadece elinizden geleni yapmaya odaklanın. Diğer soruya geçelim. Çok teşekkür ederim. Benim sormak istediğim gün içinde oyalanmaları nasıl azaltabileceğimiz. Bu çok kişisel bir soru gibi duruyor olabilir ama bu konuda çok sıkıntı çekiyorum. Tüm gün masadan kalkmadığım oluyor ama yine de istediğim saate ulaşamıyorum. Nerede ne kaybettiğimi düşünmekten yoruldum. Belki kaçırdığım bir şey vardır. Bu konuya da insan çok mutlu olur. Evet, gerçekten güzel bir soru. Bu soruya da bu konuda sadece sen sıkıntı çekmiyorsun diyerek başlayabilirim. Birçok öğrenci uzun saatler masada oturmakta gerçekten zorlanıyor. Hele ki şu an tam bir geçiş dönemindeyiz. Çoğunuzun netleri istediği gibi artmıyordur bu dönemde muhtemelen. Ve bir de sınava ne çok az kaldı. Yani tabii ki az kaldı. Ama mesela 3 ayın kalmasıyla şu an daha farklı bir moddasınız. O yüzden de böyle ders çalışırken dalıp gitmeler, hayal kurmalar falan çok olur. Bu konuda şöyle bir tavsiye verebilirim. Ders çalışma mekanında sana hayallerini hatırlatacak şeyler asabilirsin. Dalıp gittiğinde muhtemelen duvara dalıp gidiyor oluyorsun. Ve o duvara bakarken hayal ettiğin üniversitenin ismini gördüğünde belki bu seni çalışmaya teşvik edebilir. Ya da ne bileyim hedeflerini telefon ekranına falan da koyabilirsin. Bir de şunu düşün. Bir gün gelecek ve sen bir iş sahibi olacaksın. Atıyorum bir mimar oldun veya mühendis oldun. Bir mesai saatin olacak ve sen o mesai saati içerisinde dalıp gidemeyeceksin. Çalışmak zorunda olacaksın. Şu anki ders çalışmalarını da küçük bir mesai gibi düşünebilirsin. Yani dalıp gitmek istediğinde bunu bir mesai bilinciyle yaptığın zaman bence faydası olabilir. Bir dene istersen. Diğer soruya geçelim. Hocam, sosyalde 13-14 net yapan sayısalcı yalnızca branş denemesi çözmesi yeterli mi? Yani bu da birazcık kişisel bir soru aslında. Benim tavsiyem her zaman en az bir kitap bitirmek arkadaşlar. Örnek veriyorum, sen sürekli branş denemeleri çözdün. Hiç konuya çalışmadın veya soru bankasından bitirmedin. Denemeler tamamen kumardır arkadaşlar. Tabii ki çok deneme çözdüğünüzde birçok konudan birçok soru tipiyle karşılaşırsınız. Ama bir soru bankası kadar kesinlikle çeşitlilik olmaz. Velev ki sınavda sizin görmediğiniz bir soru tipi karşınıza çıktı. Hiç görmediğiniz bir bilgiyle karşılaştınız. O zaman gerçekten çok pişman olursunuz soru bankası çözmediğinizden. Ama bir de mesela 3D sosyali bitirip sınava girdiğinizi düşünün. Bu kitap bitirmenin verdiği güven arkadaşlar gerçekten çok farklı oluyor. Yani birinde sosyale geçtiğinizde bir tedirginlik hakim olur. Şu an tedirgin olmayabilirsiniz bu arada. Ama gerçek sınavda büyük çoğunluğunuz olur. O yüzden tavsiyem bence en az bir kitap bitirin. Yani zaten sosyal değilseniz kitap bitirmek çok da zor olmaz sizin için. Diğer soru, hocam branş denemesi için taktikler, süre, sıklık gibi konulardan bahsedebilir misiniz? Yani branş denemesini çözerken şuna dikkat edebilirsiniz. Diyelim ki bir matematik branş denemesi çözüyorsunuz TYT. Siz genelde genel TYT denemesinde matematiğe ne kadar süre veriyorsanız o branş denemesini de o süre içinde bitirmeye çalışın. Genel TYT denemesinde matematiği nasıl çözüyorsanız o branş denemesinde öyle çözmeye çalışın. Yani mesela ilk önce problemleri çözüyorsunuzdur belki veya ilk önce normal en kolay sorulardan başlıyorsunuzdur. O şekilde çözmeye çalışın bence. Şimdi söyleyeceğim şeyin herkes için doğruluğu olmayabilir ama genelde özellikle matematikte başlamadan böyle sayfayı bir çevirip sorulara bakıp en kolaylarını gözünüze kestirip ilk onlardan başlarsanız hem süre anlamında kendinizi çok iyi hissedersiniz hem de mesela ard arda gelebilecek zor sorulardan da kaçmış olursunuz böylelikle. Ama tabii ki herkesin çözme sırası farklıdır. Sizin için en uygununu kendiniz biliyorsunuz zaten. Bir diğer sorumuz, kaç netlerde olmamız lazım Ocak ayına kadar derece için eşit ağırlıkta demiş. Herkesin derece seviyesi farklı. Burada nasıl bir dereceden bahsetmiş bilmiyorum. Kimsenin derece hedefini de küçümsemek istemem. Bazıları için gerçekten ilk 10.000 çok büyük bir derecedir. Bazıları için ilk 1.000 büyük bir derecedir. Bazıları için de ilk 100 bir derecedir. Ama şöyle diyebilirim. Gerçekten ciddi anlamda iyi bir sıralama yapmak istiyorsanız öncelikle AYT'yi çok sağlam bir şekilde halletmeniz lazım. Çünkü size sınavı kazandıracak olan şey aslında AYT, TYT değil. Ama TYT çok mu önemsiz değil tabii ki. TYT'de de bence Türkçe ve matematikte 30'un üzerinde net yapmaya çalışmanız lazım. Belli bir net söylemem çünkü gerçekten çok değişkenlik gösteriyor. Ama şunu da söyleyeyim. Şu anda beklediğiniz netleri yapamıyor oluşunuz derece yapamayacağınız anlamına da gelmez. Hayatında hiç 100 neti görmemiş birçok öğrencim sınavda 100 netin üstünde yaptı. O yüzden sen şu an bu neti yapıyorsun kesinlikle yapamazsın diye bir şey yok yani. Önemli olan sizin sınava kadar elinizden geleni yapmaya devam etmeniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda böyle soru cevap şeklinde oldu. Gerçekten keyifliydi bence.
Umarım siz de keyif ve verim almışsınızdır. Eğer severseniz bu seriye devam edeceğiz. Sevip sevmediğinizde aşağı yorumlarda mutlaka belirtin. Bir de tabii ki bize sormak istediğiniz soruları da yoruma belirtiyorsunuz. Biz de o soruları içerisinden seçip gene böyle videolar çekmeye devam edeceğiz inşallah. Videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Ve tabii ki 3 boyutlu sohbetlerle daha uzun çalışmak, daha derin anlamak ve bakış açısını genişletmek için de abone olmayı unutmuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.